Herkese yeniden merhabalar. Space Engineers'ta en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir şey fark ettim kayıtları tekrar tekrar izlerken. Bakayım bir şeyler ters gitmiş mi diye. Ben kaynak makinesini kullandığımda, yani bunu kullandığımda bir yere kaynak yaptığım zaman benim webcam böyle pikselleşiyor bir anda. Çünkü şu anda bulunduğum ortamda ışık düşük olduğu için ve ben bu kaynak aletini çalıştırdığım zaman da çok aydınlık olduğu için biliyorsunuz tek kayıt oluyor webcam ve şeyi. Beni pikselleştiriyor. Eğer rahatsız ederse o görüntü, rahatsız ediyorsa söyleyin. Şey yapayım, webcam'i kaldırayım bu oyunu oynarken. Aslında bana kalsa hiç webcam'i açmam da böylesi daha çok tercih ediliyor. Yani beni görmeseniz de daha iyi aslında. Hem ben de burada radar burnumu karıştırıyorum. Evet, nerede kalmıştık en son? Medical Component Silver istiyor, gümüş istiyor. Ancak en son bölümü bitirdikten sonra fark ettim. Silver'ı almıyor. Bu başlangıç refinery'si. Basic refinery. Bunu işleyemiyor. Her şeyi işleyemiyor. Onun için o bildiğimiz dev refinery'den yapmak lazım. Onun çektiği enerji ise nice diyecek kadar. O yüzden bunu şimdi kıralım. Wow, geç yüklendi resmen elindeki testere. Şimdi refinery ve assembler yapmam lazım. Ama ondan önce ben şuraya küçük bir araç yapmak istiyorum. Yapabilir miyim? Bence yaparım ya. Tabii ki şey yok yani doğal olarak. Yani de, tabii ki yok. Wow, 475 mi? Şuraya küçük bir kutucuk bırakalım. Şöyle. Bu aracın kendisi değil. Biliyorsunuz tasarım yaparken bu oyunda fizik kuralları kendince iyi bir şekilde çalıştığı için sen değilsin, sen çekil. Onun için bir platform yapmanız gerekiyor. Kaç? 4 tane koyduktum. 1, 2, 3, 4. Aslında daha düz bir yer bulsam daha iyi olacaktı da neyse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya senin ben... Okey, bunun ortası neresi? Şuradan bir yerden çıkartalım. Hatta ortadan çıkartmayalım. Fizik kuralları nasıl çalışıyordu? Evet, bu aracımız olsun. Kaç tane koydum? Sayarak yapmam lazım. 4-4, okey. 4-4 yalnız... Bu ne? Large. Large'ın büyüklüğüne bakarsak... Yok, bu çok kısa oldu. O zaman... Bir 3 tane daha koy. Yalnız çok uzun olursa da bu sefer ortadan sürtecek. Neyse. 3. 2 tane açıl. 2 tane açılma. Daha fazla açıl. 1, 2, 3, 4 tane açıl. 2 tane vardı. 3, 4 tane açıl. Ben ışığımı açayım mı? Oyun karanlık gözüküyor mu acaba böyleyken? İlkinde niye açılmadı ya? Böyle de çok mu aydınlık oldu acaba? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu iyi gibi. Bu sanki iyi gibi. Şunu bir kaynak yapalım. Şimdi benim webcam görüntüye bak. Piksel piksel gidecek ben bunu kaynak yaparken. Ama ben de şey açmak istemiyorum. Aslında burada yukarıda ışık var. Kendimi daha iyi aydınlatmak için. Webcam daha iyi görüntü alsın diye. Biliyorsunuz ışık ne kadar yüksekse o kadar net görüntü oluyor kayıt cihazları. Sadece webcam değil, bu telefonunuz için de geçerli. Ama o ışık da beni böyle şey gibi, kamyon farı görmüş tavşan gibi yapıyor benim burada. O yüzden de onu açmak istemiyorum açıkçası. Hatta webcam, hatta bunun için sadece bu konu için bir tane video kısa koyayım, sorayım bakayım. Webcam olsun mu olmasın mı diye. Çünkü ben istemiyorum açıkçası. Çünkü burada rahat hareket edemiyorum.
danslarımı yapamıyorum burada kendimce. Kayda çıkıyor diye. tekerlek. G'ye gel bakalım. Tekerlek açılması, açılmaması. Evet, açılmamış. Peki sen benden ne istiyorsun tekerlek için? Burada değil. Burada değil. Burada değil. Daha kokpit de açık değil galiba. Burada değil. Burada. Neymiş? Ayak yapmamı istiyorsun. Bir tane ayak yapınca hem kokpit hem tekerlek her şey açılıyor. Ya şu müzik değişiyor ya arka planda. Her seferinde ne oluyor lan diyorum. Ta ilk oynadığım zamanlardan. Kurtlar saldırırken, kurtları nasıl kapatacağımı bilmiyordum o zamanlar. Kurtlar saldırırken bu müzik çalıyordu. Bilinçaltında öyle bir şeye alışmış ki artık. Bu müzik çaldığında eyvah diyorum. Ben bir şey saldırıyor, bir şey oluyor. Ne yapacaktım ben? Land. Gel bakayım. Gel şuraya bir tane küçük ayak yapalım da bari şey açılsın. Wow. Küçük. Motor ve Construction Component. Peki gel. Motor da var. Construction Component da var ama yeter mi? Yeter. Hop, her şey açıldı. Evet, bir şeyi açmak için de bu hareketi yapıyorsunuz. Tam olarak böyle çalışıyor. Ondan sonra geri kırıp evet, kırıp geri atıyorsunuz çantanıza. Bunu ayakta koyarız. Ayakta koyacağız sabitlemek için kaymasın. Ama frenler var. Ben ayağı niçin kullandım? Ha, aracın üstüne direği eklediğim zaman ben oraya ayak koyuyordum ki delerken aracı şey yapmasın diye. Enteresan baskılar oluşturmasın diye. 1 çarpı 1, 3 çarpı 3 sol, 3 çarpı 3 sağ. Okurken konuşmak. Sol, sağ. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Kokpiti aslında buraya hizalasam daha iyi olur ama aracın altı çarpacak. Ya çünkü şöyle bir şey var. Belli bir yük ağırlığından sonra ağırlığından sonra araç çöküyor. Ama yine de tekerlekli bir araç olduğu için ben alabildiği kadarını zorluyorum. Yani o şeyleri dolduruyorum. Bunun tersi düz böyle miydi ya? Hayır. Hayır. Böyle değildi. Gel buraya. Şuradan tekerleği at şimdi. Bir dakika, bu ne? Sol mu sağ mı? Left bu sol. Bu sağ. O zaman sola gel. Left sol. Gel. Ben niye sanki böyleymiş diye hatırlıyorum ya. Yine aynısını yaptım biliyorum ama da hani sol sağ belki değişiyordur. Hayır. Left sol. Şunu döndür bakalım. Evet, bu şekilde olacak. Yalnız bu dönen mi? Bir dakika, bana dönen lazım. Şöyle mouse'un topacıyla çevirip bakalım. 5x5, 1x1, 3x3. Ha, bunu ayarlardan yapıyorduk zaten. Tamam. Bunu süspansiyon ayarlarından dönüp dönmemesini ayarlıyorduk. Böyle değil, böyleydi değil mi? Böyleydi. Evet. Evet. Gel bakayım. Sağ taraf. Büyüleydi. Ben bunun için ekstra bir şey yapıyor muydum? Yerden mesafesini arttırmak için. Yapıyordum. Kır bunları. Kır bunları. Kır. Bunlar hep tecrübe işte. Yere çok yakın oldu çünkü bu şekilde. Şöyle bir işlem yapıyoruz. Buraya koyacağız. Gel bakalım. Ya bir dakika, 5x5 çok mu büyük? 5x5, 3x3, 5x5. Oha, bayağı büyükmüş, evet. Vazgeçtim. 3x3 iyidir. Aynen. Evet, tam olarak bu şekilde yapıyoruz.
Yani yine çarpacak da komple mesela hani şuranın çarpmasıyla şuranın çarpması bir değil. Burası çarptığında tekerleği kaybedersin en fazla hani sert çarptığında. Diğer türlü kokpiti kaybedersin ki o da pek çok tatlı bir tecrübe değil. Biliyorum. Biliyorum. Birçok kez yaşamış biri olarak. Sen ne tarafsın? Left. Hayır sen değil. Left sol taraf. Evet. Kokpitten düşünün. Kokpite oturmuş halinizde sol bu taraf. Öndekine bakmadım da o da herhalde öyledir. Gel bakayım buraya tekrar. Buraya bunu koy. Buraya bunu koy. Buraya şey yap. Üçgen. Hop. Aynen. Buraya hop. Böyle. Buraya hop. Böyle. Buraya hop. Tamam. Güzel. Bu. Başlangıç basic aracımızın altı böyle. Gelelim tekerleklere. Sol, sağ. 3x3. Full left bu, bir dakika. Right. Heh, 3x3 right. Okay. Evet. Bunu da böyle. Tamam. Olay bu. Şuraya iki tur daha şey çekelim. Ho ho ho, sen değil, sen değil. Şimdi başka parçayı kırmadan... Evet. Hallettik. Heh, küpü aç küpü. Şöyle bir tık daha kalınlaştıralım. Şimdi kaynağa girişmeden önce bir şey iskeleti çıkartalım da. Bunu da böyle yap. Böyle 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 böyle. Koy koy koy. Ey minicik kutuları tek tek koymak bayılıyorum. Tamam güzel bu. Başlangıç aracı için biraz büyük oldu ama olsun. Normalde yaptığımda çok daha küçük yapıyorum. Neyse hazır elimde steel plate varken steel plate gerekenleri yapayım. Bu arada... Okey. Şuradan biraz daha basayım ben bundan. Neydi bu? Steel plate. Şöyle 100, 200, 300, 500 tane bas bakayım. 100 tane daha bas. Hadi o da benden olsun. Şuradan kendimizi şarj edelim. Nerede o? Evet. Şarj ederken. Daha da nasılsınız? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Ya şeyi bu arada Imperium Galactic Survival oynayacaktım zaten de. Güncellemeyi bekliyordum. Belki güncellemeyi beklemeden başlayabilirim. Bu arada Imperium Galactic Survival ve Osiris New Dawn gelecek. Onları seri yapacağım. Ama ikisi de hani öyle bir şey değil ki ben hadi kanala tekrar video atmaya başlayayım falan filan dedim. İkisi de büyük update duyurdu. Ya daha doğrusu Osiris New Dawn bayağıdır bir yapıyor da. Herifler oyunu baştan bir daha yapıyorlar. Yani. Artık bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Osiris New Dawn'u beklerim de Empyreon'u belki beklemeden başlarım diye düşünüyorum. Empyreon'da şey de var bu arada. Ne denir ona? Blueprint de yapıyorum zaten oraya ben. Hatta Empyreon için gelecek update için şey yapabilirim. Bir gelecek için büyük bir update geliyor. Onun içerikli onun içinde gelecekleri blok blok haftalık olarak yayınlıyorlar. Yine yenilikler vardı. Hatta o yeniliklerle ilgili bir video yapsam iyi olur değil mi? Hem farklılık olur. Güzel de olur. Bunlara verdi mi verebildiğim metali? Bu da tamam. Neymiş? Large steel tube ve construction component. Hah, gel sana da bir dokunurayım. Hatta şöyle yapıyorum ben her seferinde. Bakayım kaç tane? Daha 314 tane varmış üzerimde. İyi iyi. Large steel tube construction component. İkisinden de çok az var. Production. 200 tane bundan yap. 200 tane de ondan yap. Önce hızlı yapılanı attım.
Sonra zor yapanı attım. Bu arada şunların hepsini al bakayım. Oo. Computer. Interior plate şeyler için. Bu tüplerle bağladığımız şeyler, konteynerler, onlar interior istiyor. Bir tane motor için mi beni durduruyorsun? Motor burada yok mu ya? Motoru ha, almamışım alright'tan. Okay. Bulletproof glass önemli değil. Bence. Benim fikrim. Construction component yok. Okay. Aa yok, bir dakika. Ondan zaten ilk onu tıklamıştık. Ondan hızlıca yapıyordu. Gel. Wow. Üzerimi doldurmuşum bu arada. Evet. Sol tekerlek. Bu da bitti. Buna da etti. Bu döndü mü ben buna dokununca? Bana öyle gelmiş. Ya şöyle bir şey var. Yani fizik kurallarının en gerçekçi işlediği oyun bu olması bu oyunu diğerlerinden maalesef ayırıyor. Yani gerçekçi derken gerçek değil. Tabii ki gerçek değil yani. O zaten önümüzdeki 50 yıl daha gerçek olmayacak da. Hani bu yere çarptığında ağırlıklar, yükseklikler, işte onlar bunlar. Her şey bir tepkisi var, bir fizik kurallarına yakın, dayanarak bir tepkime veriyor. O yüzden bu oyunun o özelliği çok güzel. Ama Empyreon'la karşılaştırmak benim hoşuma gitmiyor. Ama genelde insanlar karşılaştırıyor. Empyreon'da da böyle çok kıl tüy, ince detaylarla uğraşmıyorsun. Ama bol bol savaş var. Grafikler falan da daha kötü. Ama hani o bol bol savaş muhabbeti benim çok hoşuma gidiyor onda da. Zaten 18 tane falan galaksi vardı onda. Yeni update'de 10.000 tane olacak. Bir sürü yeni factionlar, ırklar, ıvırlar, zıvırlar. Gümbür gümbür geliyor update. O zaten bu da o da uzun seriler olacak. Şimdi enerji kaynağımız yokken tekerleklere bakabiliyor muyuz? Hayır. Hah, dönmüyor tekerlekler ama kontrol paneline gel bakayım. Steering. Evet, bütün tekerlekler dönebilir durumda şu anda. Tamam, o yüzden enerji olmadığı için dönmüyor. Peki. Sıkıntı değil, problem değil. Enerjiyi enerjiden önce. Enerjiden önce G'ye gel bakayım. Burada şunlardan, şu küçüklerden bunu al. Bunu al. Ondan sonra large cargo container'ı al. Ha, şunu al. Ya bu drill yapmayacağı için buna ejektör gerekmez de neyse dursun bakalım şeyimizde. Şöyle döndür. Böyle döndür. Buraya böyle döndür. Tamam. Şimdi buna da nerede o? Aa olmadı, bir dakika. Dur. Ona da bunu yaslayamayız. Ona da bunu yaslarız diyecektim de. Olmadı. Okey. Bunu böyle koy. Bunu da şöyle. Aa, bu çapraz açılarda bir şeyler koymak. Beynim zorluyor. Evet. Ama ortadakini nasıl yapacağım? Bak. O muhabbet güzel. Değil. Tamam, bunu kır şimdilik. Önce burayı bir yapalım. Bunlar zaten çok da bir şey gerektirmiyor. Construction. Ulan 200 küsür tane almadım mı ben oradan? Hepsini mi bitirdik bunları yapana kadar? Bu da tamam. Şimdi. Neredeydi o? 4'te miydi? 4'teydi, gel. Wow.
Bu şekilde değil. Bir dakika. Şu açımı bir düzelteyim de. Süremizin sonuna geldik. Tamam. Bu şekilde koy. Evet, süremizin sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Fikirlerinizi paylaşın. Gerek kayıt kalitesi, gerek içerik olarak. Fikirlerinizi yazın ki ben de geliştireyim. Zaten sizi dinlediğimi, yorumları okuduğumu ve cevap verilebilecek olanlara verdiğimi biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.